Sevgili takipçilerim günaydın. Temel iletişim hedefimize ulaşabilmek için günlük yaşamda temel iletişim kurabilme yeteneğini geliştirmemiz gerekiyor. Mesela sıradan diyaloglar, anlayabilme ve basit sorulara cevap verebilme yeteneğini geliştirmemiz gerekiyor. Bunu hedefliyoruz günlük diyaloglarımızda konuşmalarımızda daha rahat ve özgüvenli hissetmemiz için bu yeteneği geliştirmemiz gerekiyor. Bugünkü temamız selamlaşma. Guten Morgen. Mein Name ist Marco. Es freut mich, Sie kennen zu lernen. Sich freuen memnun olmak, mutlu olmak. Kennenlernen ise tanışmak. Kennen tanımak, kennenlernen, tanışmak daha çok kullanılır. İki türlü yazılış şekli de kabul edilir. Ayrı veya birleşik. Es freut mich. Memnun oluyorum veya memnun oldum demek için es freut mich diye başlayabilirsiniz. Mesela es freut mich dich zu sehen zu sehen gördüğüne. Kimi? Dich. Onu gördüğüne sevinirseniz eğer ki es freut mich dich zu sehen diyebilirsiniz. Hallo, es ist schön dich hier zu sehen. Es ist schön, güzel. Ne güzel? Mesela onu burada gördüğünüzde, mutlu olduğunuzda söylersiniz. Es ist schön diye başlarsınız mesela. Veya Die Blume ist schön. Çiçek güzel. Çiçeğin yerine eğer ki bir si korsak si ist schön. Bu güzel. O güzel. Veya Die Frau ist schön. Bayan güzel. O zaman da feminin olduğu için si diyoruz. Fakat eğer bir adam güzelse, der Mann ist schön, o zaman er dememiz gerekir. Maskulin çünkü er ist schön. Eğer bir kız güzelse, neutrum, das Mädchen ist schön, o zaman es kullanmamız gerekir. Eğer kadın güzelse, kadının güzel olduğunu belirtmek istiyorsak, di schöne Frau, der schöne Mann veya das schöne Mädchen. Buradaki S harfi bilerekten kırmızı yaptım. Çünkü her defasında schöne, schöne, schöne görüyorsunuz. Çünkü artikel kullandığımız için Artikelsiz kelsiz kullanmış olsaydık, sonraki kelimenin maskulin olduğunu belirtmek için örneğin diye şönemendeki r harfini şön kelimesine eklememiz gerekiyor. Şöner man. Ama artikel olmazsa hani aradaki farkı bakın. Diye şönemen artikelsiz şönemen. Güzel adam schönes Mädchen. Vedalaşırken bis bald, yakında görüşürüz anlamında veya ciao diyorsunuz veya bye. Bunlar Türkçe'de de var zaten. Bis dann. Yani bu yine yakında görüşürüz anlamında sana da iyi günler demek istersek dir auch einen schönen Tag. Auch da yani aynısını ona da wünschen ediyorsunuz. Ve tschüss de diyebilirsiniz. Kısaca eğer ki harika bir gün dilemek istiyorsanız ich wünsche dir einen schönen Tag ama bir hafta dilemek istiyorsanız Ich wünsche dir eine schöne Woche. Der Tag maskulin, die Woche feminin. O yüzden einen veya eine, schönen veya schöne diye değişiyor. Bu dersle ilgili pdf hazırladım, quiz hazırladım. Açıklamalar bölümünde linkine ulaşabilirsiniz. Ben de size, einen schönen Tag wünschen yapıyorum. Görüşmek üzere.